Şimdi anahtar kelimelere gelelim. Anahtar kelimeler sizin yaptığınız çalışmayı problem, yöntem, amaç, kapsam şeklinde sıralayacak şekilde bilgi içermelidir. Örneğin yapay zeka tabanlı kan basıncı tahmini diyelim. Başlığımız bu. Yapay zeka tabanlı fotoplastik tomografi sinyaliyle kan basıncı tahmini. Burada problem ne? Kan basıncı tahmini. Bir anahtar kelimem kan basıncı olabilir. İkincisi ben hangi yöntemi kullandım? Yapay zeka kullandım. İkinci anahtar kelimem yapay zeka. Hangi sinyali kullandım? Fotoplastik tomografi. Üçüncü sinyalim fotoplastik tomografi. Sadece anahtar kelimelere bakarak hangi problem, hangi yöntem ve hangi sinyal kullanıldığı çok rahat anlayabilirsiniz. Anahtar kelimeleri de 3 ila 5 arasında seçiyoruz. Anlam ifade edecek şekilde zaten bunlar yeterli oluyor. Ama gönderdiğiniz dergi sizden eğer kendi belirlediği anahtar kelimeleri istiyorsa sizin kendi çalışmanız onların anahtar kelimelerinden hangilerinin içine giriyorsa onları seçmeye çalışırsınız. Ama çok farklı şeyler seçmeyin. Yani uç noktalara girmeyin. Çünkü siz farklı anahtar kelime seçerseniz makaleleriniz farklı kişilere gider. Hiç alakasız birine gider. Dersiniz ki yani bu adamın alanı benim alanımdan değil. Değerlendirmemesi lazım. Ama siz anahtar kelimeyi öyle seçtiğiniz için farklı kişiye gitmiş olabilir. O yüzden dergiye yüklerken anahtar kelime önemli.